Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kargoda unutulduğu iddia edilen bir adet iPhone sipariş ettik. Onun paketini açacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle kapalı mekandayız. Çok yakın mesafedeyiz. O yüzden maske kurallarına uyuyoruz. Bunu hatırlatalım. Abi neden maske takıyorsunuz diye zaten sormazsınız diye düşünüyorum. Siz de lütfen gündelik hayatınızda bu duruma ultra seviyede özen gösterin diyelim. Ürün kargoyla geldi. Dışındaki siyah paketi biz kapladık arkadaşlar. Çünkü bazı kafa karışıklıkları oluyor. Hani kargo firmasıyla ürün eşleştirilebiliyor veya farklı durumlar olabiliyor. O nedenle siyah pakette duruyor. Bir önemli ayrıntı daha var Lütfi. Şimdi internette bu işi düzgün yapan yerler var. Sözümüz meclisten dışarı diyelim. Evet. Zaten düzgün yapan yerleri işte fiyat skalasından, sunduğu üründen, işte sunduğu fotoğraflardan falan filan rahatça anlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu tarz profillerde zaten kontak bilgileri de yer alıyor. Şeyi merak ediyorum Çağdaş. Unutulan kargo firmasıyla mı kargo edildi bize bu ürün? Hayır abi, yanlış bilmiyorsam, hani takipçilerimiz biliyorsa lütfen yorumdan belirtin bizlere. Abi normalde yasal anlamda bu tarz ürünlerin ihalesi oluyor. Gidiyorsun buradan ürününü alıyorsun abi ihale yoluyla. Sonra zaten ürün senin olmuş oluyor. Evet. Muhtemelen bu işi düzgün yapan firmaların izlediği hukuki düzenek bu. Bir de ikinci el ürünlerin satıldığı sitelerde olanlar var. Biz zaten onlardan bir tanesinden aldık. Adam arkadaşlar ihaleyle topladı ve satıyor. Çok uzattık abi ama bu bilgilendirmeleri yapmamız gerekiyordu. Şimdi gerçekten bunun içinde bir telefon var mı öncelikle? Dışı zaten bizim ofisteydi. Onu şey yapmaya gerek yok. Aynen. Dezenfekte etmeye gerek yok. Şunu kimseye çaktırmadan aç. Hiç çaktırmadın o renkten. Heh. Şunu bir şey yap lan. Bana niye atıyorsun oğlum? Allah Allah. Sanki kimyasal atık. Hocam buyur. Oğlum bu hiç keskin değil. Çok keskin, çok keskin. Aa, Özge sağ olsun bize mantıklı bir şey getirdi abi. Hocam bir tane. Aa, gerçekten iPhone 8 Plus çıktı lan. Aa, bunun SIM kart şeyi yok. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yanlış anlamayın. Paketin içinden hakikaten bir 8 Plus çıktı. Kaça aldık? 800 liraya aldık. Fakat şimdi burada şöyle bir durum var. Bu telefon açılacak mı? Bir önce bir onu kontrol edelim. Aha, geldi lan. Bu soru bana niye hep mantıksız geliyor abi? Ya adam belki Almanya'da yaşıyor, Türkçe kullanacak telefonu. Evet. Şimdi etkinleştirme ekranına geldik. Bence telefon bize burada sürpriz yapacak. Ananana. Ananana. Yaz işte onu. Ne yazayım? Ağlı mail kim? A nokta 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 yaz bakalım ne olacak. Belki maili öyle adamın. Ananana. Sen de yapsan. Ananana. Arkadaşlar evet, telefonu 800 liraya aldık. Çalışıyor gibi gözüküyor. Yani şu an Wi-Fi'ye bağlandı. Mesela kamerası çalışıyor mu çalışmıyor mu bilemeyiz. Bir fikrimiz yok. Aynen. Açamıyoruz şu anda telefonu. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı arkadaşlar. Bu telefon daha önce birisi tarafından iCloud'a etkinleştirilmiş fakat kapatılmamış. Tamam, içinden gerçekten bir iPhone 8 çıktı mı? Çıktı. Tamam, güzel. Home tuşu çalışıyor mu? Çalışıyor gözüküyor. Süper, her şey harika. Yani Touch ID'si çalışıyor mudur onu bilemeyiz. Ama buradaki sorun ne abi sence? Telefonu açamıyoruz oğlum. Telefonu daha açamamaktan öte bir sorunumuz daha var. Nedir abi? SIM kart şeyi yok. Oğlum bir sorun daha var. Koronavirüs. Başka? Küresel ısınma. Abi esas sorun ne olabilir? Bak şimdi gittin. Abi dedi gel dedi bende 800 lira iPhone 8 Plus var dedi. Evet. Gittin bu telefonu aldın. İşte şarj ettin bilmem ne, etkinleştirme kilidinde bir başkasının maili var. Buradaki sorun ne olabilir? Bu telefon çalıntı olabilir. Şimdi buradaki sorun şu arkadaşlar. Bir, bu telefon çalıntı olabilir. İki, hiç hayatınızla alakası olmayan yasa dışı bir işe karışmış bir durumda kullanılmış olabilir. Evet. Zaten olayın risk teşkil eden tarafı bu. Şimdi biz geçen bir videomuzda bunu çekmiştik. İşte demiştiniz ki bize etkinleştirme kilidini kırıyorlar abi demiştiniz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, bunun merdiven altı yerlerde kırabildiğini sizden duyduk. Deneyimlemedik. Bizim bildiğimiz kadarıyla iCloud eğer giriliyse bu iPhone iptal oluyor. Yani çıkış yapılması lazım. Fakat burada şöyle bir durum var. Çağdaş'ın dediği gibi riskler çok büyük arkadaşlar. Daha önce başıma da benim böyle bir olay geldi. Belki bilenler bile vardır içinizden. Bir inceleme için olabilir. Bir ürün üzerinde benim parmak izim kalmış. Ofise gidip gelen bir ürün. Bunu kanıtladık. Daha sonra bu ürün o kişinin evinden çalınmış arkadaşlar ve beni de o ürün üzerinde parmak... Bunu hırsız ilan ettiler. Aynen. Ben söz ettiğim. O ürün üzerinde parmak izim olduğu için gittik karakola, ifade falan filan verdik arkadaşlar. Tabii ki de bizle alakası olmadı, ortaya çıktı falan filan ama sonuçta orada bir canımız sıkıldı yani. Aynen. Bu tarz ürünler niye satılıyor olabilir? Ya şimdi arkadaşlar yedek parçaya ihtiyacınız varsa bu iCloud meselesine dikkat etmeniz lazım. Ama mesela senin iPhone 8 Plus'ın vardır. Ekranına ihtiyacın vardır, piline ihtiyacın vardır ya da kamerası lazımdır. Touch ID'si falan filan vırt sırt her şey. Aynen. Lazım olabilir yani. Apple size 7.000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira fiyat vermiştir. Hani böyle bir şeyin çalışmayanını güvenilir bir yerden satın alıp yedek parça olarak bizce kullanabilirsiniz. Tabii. Fakat şu durumda bu telefonun, ben buna mail falan girmem, açıkça söyleyeyim. Zaten giremez. Aynen, zaten giremeyiz. Kabul etmez. Aslında onu da bir göstermek isterim sizlere. Parolanızı sıfırlayın diyor. Ya işte anlattığımız hikaye. İlla ki yani bu gerçek sahibinin gelip de bu şifreyi bu telefonda girmesi lazım. Bana soracak olursanız daha fazla uzatmanın bir alemi yok. Sizlerden gelen bir mail üzerine biz de aa böyle bir şey çıkmış, bunu da bir deneyelim diye böyle bir içerik çekmeye karar verdik. Neden var hiçbir fikrim yok şu an. Hani bu içerikte arkadaşlar sizlere bu meselenin güvenlik yönlerini aktarabildiysek ne mutlu bize. O zaman bizim için içerik başarılı bir içerik olmuş olur diyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de daha önce böyle bir tecrübeniz olduysa vesaire onu da yorumlarda paylaşın ki hani herkesin en azından 3 aşağı 5 yukarı fikri olsun diyelim arkadaşlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa, bir video öneriniz varsa onu da yorumlar bölümünden atabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.